Herkese merhabalar. Erzurum ve Sivas Kongresi ile İnkılap Tarihi yolculuğumuza devam ediyoruz. LGS 2022'de bu konudan soru gelmedi. Yani Erzurum Kongresi ya da Sivas Kongresi'nden soru gelmedi. Ama 2021'de Amasya Genelgesi'nden ve dolayısıyla Erzurum ve Sivas Kongresi ile bağlantılı kısımdan soru gelmişti. 2023 LGS'de mutlaka buradan soru bekliyoruz. Sizler de mutlaka birazdan anlatacağımızı diyor. Dikkatli bir şekilde dinleyin. İstiklal Meşalesi'ni toplanış bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusal olan kongrede Erzurum Kongresi yakmaya devam edeceğiz. Ve Sivas Kongresi her yönüyle ulusal olacak. Birazdan bunun detaylarına zaten gireceğiz. Hazır mısın Tonguç Eladım benim? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Zaten şu anda yazılı notlarımızdan çalışarak yazılılardan en güzel notları aldınız. Harika bir şekilde ilerliyoruz. Ve bu dersimizin sonrasında LGS'deki hiçbir soruyu kaçırmamak için yapmamız gereken şey 0'dan 8'e sözel kısmında, hemen kitabımızı açıyorum. Burada bu konuyla alakalı, hatırlarsanız arkadaşlar, sol tarafta konu, sağ tarafta soru yöntemiyle Amasya Genelgesi'ni, bugün de Erzurum Kongresi'ni ve Sivas Kongresi'ni bitirmemiz gerekiyor. Buradaki soruların her biri temel seviyede. Biraz daha üst seviye sorular açısından taktikli inkılap tarih kitabımızı gösterebilirim. Taktikli inkılap tarih kitabımızda da yine İskal yolculuğunda test 2, test 3, test 4'ü çözebiliriz. Ve test 5 de yine Amasya, Erzurum, Sivas'la alakalı. Ardından Dinamo Soru Bankamızda da yine bir İskal yolculuğunda, hemen açıyorum arkadaşlar, test 1'i çözmüştünüz. Buradaki dijital soruları da çözmeyi unutmayın. Yine test 2, 3, 4 ve aynı zamanda 5 ve 6 numaralı testleri çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Son olarak da 10'da 10 Zoru Bankası'ndan yine bu konuyla alakalı testlerimizi çözebilirsiniz. Hemen burada da gösterelim ve videomuza başlayalım. Burada da gördüğünüz gibi. Peki hocam, niye bu kadar çok yok Zoru Bankası, Dinamo, Taktikli, bütün kitaplarınızdan bizlere ödevler veriyorsunuz, ödevleri gösteriyorsunuz? Çünkü arkadaşlar, birazdan konuyu sizlere anlatacağım. Sizler de çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Ama sınavda bize soru soruyorlar. Yani sınava girdiğinizde size soru soracaklar. Dolayısıyla sizin esas yapmanız gereken şey bol bol soru çözmek. O zaman daha fazla gevezelik yapmayalım. Hadi bakalım videomuza başlayalım Tonguç'um. Kongre nedir Tonguç'um? Bil bakalım. Kongre hocam, kongre salonları vardır ve kongre, evet, salonları genellikle çok büyük salonlar olduğu için koşarız. Çok güzel. Bu kongre... Hayır oğlum, ne alakası var? Kongre salonlarında toplantılar yapılır ve çok önemli kararlar alınır. İşte Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'de esası böyle bir kongre salonu tutulmadı. Bir lisede yapıldı ama ülkenin kurtarılması için, düşmanın ülkemizden def edilmesi için çok önemli kararlar alındı. Gerçekten vatansever, milliyetçi, milli bağımsızlığa önem veren kişiler o kongrelerde toplandılar ve şu an bizim burada rahat rahat video çekmemizi, rahat rahat böyle oturmamızı... Yan gel yat sen. Yani yan gelip yatmıyoruz. Halbuki ne kadar zorluklarla kurulmuş. Dur oğlum, bize yan gelip yatmıyoruz. Çalışıyoruz onların... Hayır, size demiyorum hocam. Ha, kendime anladım, diyorum. Güzel. Aferin. Kendine aynaya baktığını görmemiştim. Aynaya bakarak konuşabilirsin. Evet. Onlar o dönemde bizler için bu ülkeyi nasıl kurtardılarsa bizler de ülkemizi daha iyi yere getirmeliyiz diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi kongre, yapılan toplantı ve alınan kararlar. Şimdi birincisi, Erzurum Kongresi'ne devam edelim. Biliyorsun öncesinde Amasya Genelgesi vardı. Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi, amacı ve gerekçesi açıklanmıştı. Yönt. Yönt demiştik. Yok, yönt değil, yağ demiştik. Yönt o başka bir şey. Kafan iyice, beynin yandı senin evladım. Şimdi yöntem, amaç ve gerekçeyi açıkladıktan sonra Mustafa Kemal'i padişaha çağırdı. Dedi ki sen ne yapıyorsun dedi. İtiraz edenler çıldırdı. What the hell is going on der. Ne yapıyorsunuz orada dediler. Hemen Mustafa Kemal'i İstanbul'a çağırın dediler. Mustafa Kemal de dedi ki ben istifa ediyorum, gelmiyorum dedi. Yazıklar olsun dedi itiraf devletlerine ve sineyi millete, yani milletin sinetine döndü ve Erzurum'da bir kongre toplandı. Kongrenin toplanışı bölgesel Tonguç'um. Bak, bölgesel ne demek? Yani esasında tüm ülkeyi kurtarmak için değil de sadece Doğu Anadolu ve çevresindeki bölgesel olarak, işte Doğu Anadolu, Erzurum, Erzincan, Kars ve çevresini kurtarmak için toplandı ama aldığı kararlar tüm ülkeyi ilgilendiren ulusal bir kongre oldu Tonguç. Bunu sınavlarda sorarlar, bunu bileceksin. Toplanışı bölgesel, alınan kararlar ulusal. Bir de toplanışı neden bölgesel biliyor musun Tonguç'um? Kongreyi Trabzon Muhafaza Hukuk ve Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk cemiyetleri destekleyerekten kurdular, başlattılar. Dolayısıyla tüm Türkiye'deki cemiyetler bir araya gelmemişti. Şimdi bak, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor. Milli bilinci uyandıran Havza Genelgesi'ni yapıyor. Ardından Kurtuluş Savaşı'nın yöntem, amaç ve gerekçesinin olduğu Amasya Genelgesi'ni yapıyor. Sonra burada askerlikten istifa ediyor. Milletin sinesine dönüyor ve Erzurum Kongresi'ni yapıyor. Şu an buradayız. Şu an konu paylaşıyorum seninle. Şu an buradayız Tonguç'um. Ardından Sivas'a gideceğiz. Sonrasında padişah diyecek ki ne yapıyorsunuz siz diye bizle görüşecek. Ve sonrasında biz Ankara'yı milli mücadelenin merkezi yapacağız. Ama şu anda neredeyiz? Erzurum Kongresi'ndeyiz. Şimdi, hayat bir sudur, iç iç kudur diyor hocam bizim atalarımız. Ne diyorsun? Ne bir şey demiyorsun. Saçma sapan konuşuyorsun. Şimdi bak, kim topladı dedik? Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti topladı ve Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti topladı. Bunu da az önce söylemiştik. Peki neden toplandı? Bölgedeki
Ermeni tehlikesine karşı. Ermeniler diyorlar ki, şimdi daha doğrusu İtilaf Devletleri Ermenileri gaza getiriyor. Wilson ilkeler diyor ki, Amerikan Başkanı Wilson, bir bölgede kim çoksa orası onun olsun diyor. İtilaf Devletleri de Ermenileri kışkırtıyor. Siz Doğu Anadolu'da çok olursanız Doğu Anadolu sizin olur. Orada bir Ermeni devleti kurabilirsiniz diyor. Bizim dadaşlar da kardeş siz ne yapıyorsunuz diyor. Ya, ne oluyor diyor. Nedir olayınız? Biz burada çoğuz. Kimse göç etmeyecek. Doğu Anadolu'da Türk devleti duracak. Ermeni devleti kurulmayacak diyorlar. Ve kararlar alınıyor. Alınan kararlardan birincisi, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Bu tüm ülkeyi ilgilendirdiği için ulusal bir karardır Tonguç'um. Ve bunu sana sınavda sorarlar. Kuvayi milli etken ve milli irade hakim kılmak esastır. Kuvayi milli etkin ve milli irade hakim kılmak esastır. Buradaki mantığımız da şu. Yine ulusal. Niye ulusal? Çünkü bak, milli irade diyor. Milli irade dediği için burada sen şunu kesin görmen lazım Tonguç'um. Ulusal egemenliğe, yani milli egemenliğe net bir şekilde vurgu yapılıyor. O zaman buraya bunu yazıyorum. Milli irade. Niye? Milli irade kelimesi zaten yazıyor. Bunu ulusal egemenlik diye de sana sınavda sorabilirler Tonguç evladım benim. Devam ediyoruz. Peki niye böyle bir şey diyoruz? Çünkü ülkeyi ancak halk kurtarır demiştik. Nerede? Amasya Genelgesi'nde. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır demiştik. Azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilemez. Bu da yine milli bağımsızlığımızla alakalı ve ulusal bir karar. Milli bağımsızlık yazıyorum. Niye? Çünkü azınlıkları bahane ederekten işlerimize karışıyorlardı. Azınlık nedir? Bir ülkede az olan kişiler. Mesela Ermenileri bahane ederek, Rumları bahane ederek, işte farklı farklı milletleri, Yahudileri bahane ederekten ülkemizin genel hakimiyetine, genel bağımsızlığına müdahale ediyorlardı. Biz dedik ki hop stop, böyle bir şey olmaz, yapamazsınız dedik. Hop stop. Hop stop da yeni bir uygulama oldu tabii. Milli sınırlar için vatan bir bütündür parçalanamaz. Bu da yine Tonguç'um ulusal bağımsızlıkla alakalı. Eğer sınavlarda sorarlarsa yapıştırırsın doğru cevabı. İstanbul hükümeti vatanı ve bağımsızlığı koruyamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır diyor. Bu da ulusal, ancak şimdilik sadece temsiliyeti kuruluyor ve temsiliyeti de sadece Doğu Anadolu'yu kapsadığı için bölgesel. Bak, alınan karar ulusal ama uygulamasında temsiliyeti kurulacak ve temsiliyeti sadece Doğu Anadolu'yu kapsıyor olacak. Fakat sonradan biliyorsun Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas'a gittiğimizde temsiliyeti tüm yurdu kapsar denecek ve üye sayısı artırılacak ve böylece tamamen ulusal olmuş olacak. Şimdi başka bir kararımıza bakalım. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birleşerek karşı koyacaktır. Bu da ulusal bir karar. Bak, burası da ulusal. Doğudaki cemiyetlerin birleştirilmesi ise bölgesel. Bak, kararın kendisi bir ulusal ama uygulamasında yine bir bölgesellik var. Manda ve... Efendim hocam. Hayır, senden seslenmiyor oğlum. Manda neydi? Büyük bir devlet için işlerimize bizi sınırlar altına almasıydı. Dayanamıyorsun değil mi? Manda deyince hemen süt veresin gibi. Çok güzel. Yalnız bugün çok elit bir mü dedim böyle. Mü değil de benim mü falan. Hocam İsviçre milli ineği. Anladım, güzel. Kaliteli bir ineksin. Olsun, sıkıntı yok. Zürih'ten geldim. Zürih ineği her zaman etlidir. Aferin. Manda ve himaye kabul edilemez. Bu da yine ulusal bağımsızlığımızla alakalı çok önemli bir karar. Ulusal bağımsızlık niye? Çünkü biz... Bazıları diyorlar ki paşam diyorlar. Biz diyorlar ilk defa oluyor, bak bu da ilk kez, manda ilk kez burada olacak Tonguç'um. İlk kez reddedilecek. Bazıları diyorlar ki paşam, Trablusgarp Savaşı'nı kaybettik. Balkan Savaşı'nı kaybettik. Birinci Dünya Savaşı'ndan Çanakkale Cephesi hariç bütün cephelerde kaybettik. Şimdi sen bizi gaza getirip Kurtuluş Savaşı'na sokuyorsun ama ya kaybedersek? O yüzden büyük bir devletin mandasına girelim. Amerikan ya da İngiliz mandasına girelim. Bizi onlar kurtarır. İç işlerimize serbest, dışlarımızı da onlara bağlı oluruz diye kendince mantıklı düşünen İnsanlar var. Mustafa Kemal diyor ki ya istiklal, yani ya bağımsızlık ya da ölüm diyor. Yani böyle Amerikan mandasına girmektense, İngiliz mandasına girmektense aç kalırım, ölürüm daha iyi diyor. Çünkü o her zaman yerli ve leziz olan Türk etini seviyor. Yani tabii burada espri yapıyorum ben. Mandadan kastımız büyük bir devletin himaye altına almak. Mesela sen bir mandasın Tonguç. Bunu biliyorsun değil mi? Evet hocam, ben bir mandayım. Hayır. O mana... Bazen öküz ediyorlar hocam. Hayır. O mana değil. O sığır, öküz, camış değil. Sen anne ve babanın himayesi, mandası altındasın. İç işlerinde serbestsin. Odan da rahat rahat takılabiliyorsun. Oba istediğin testi çözebiliyorsun. İstediğin müziği dinleyebiliyorsun. Ama dış işlerinde, yani evden dışarı çıktığın zaman odaya geliş saatin belli. Odadan çıkış saatin belli. İşte harçlığın belli. Niye? Ekonomik olarak anne babana bağlısın. Peki ne zaman mandalıktan kurtulacaksın? Yani manda ve himaye, ekonomik bağımsızlığını elde ettiğin zaman. Dolayısıyla manda ve himayenin kaldırılması için bizim hem düşmanı devletlerimiz lazım, hem de kapitülasyonları kaldırmamız lazım. Bunu da ileride öğreneceğiz. Milli Meclis'in derhal toplanması, bak Milli Meclis diyor. Bu da yine ulusal bir karar ve meclis dediği için ulusal egemenlikle alakalı bir karar Tonguç'um. Niye? Hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır diyor. Burada İstanbul'daki meclis-i mebusanın toplanması için önemli bir adım atılmış oluyor Tonguç'um. Demek ki meclis kelimesini görünce ulusal egemenlik diyeceğiz. Mandayı görünce ulusal bağımsızlık diyeceğiz ve devam edeceğiz. Şimdi geldik Sivas'a. Sivas Kongresi kongrelerin kongresi. Niye? Çünkü milli iradenin sesi tüm yurda dağılacak ve tüm cemiyetler, yani
İşte Trabzon Muhafaza Hukuk, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, Kilikyalılar, İzmir Müdafaa Hukuk, Milli Kongre Cemiyeti, bütün bunların hepsi tek bir çatı altında toplanıp Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuku olacak. Gerçekten kongrelerin kongresi. Not: Erzurum Kongresi seçilen TYT temsili üyelerinden 5 kişi bu kongreye katılacak ve kongre başlıyor. Bu kongrenin kararının toplanması, ya da daha doğrusu toplanma kararı Amasya'da alınmıştı. Amasya'da alınan bu karar şimdi Sivas'ta uygulanıyor. Neden toplandı? Milli mücadeleyi tek elden yürütmek için. Peki, toplanmasına Amasya Genelgesi'ne karar verilen her yönüyle ulusal olan bir kongre. Demek ki Erzurum toplanış bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusaldı. Sivas ise toplanışı da ulusal, alınan kararları da ulusal diyeceksin. Peki hangi kararlar alındı? Birincisi, az önce söylediğim şey, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruldu. Yani tüm cemiyetler tek bir çatı altında birleştirildi. Manda ve himaye kesinlikle reddedildi. İlk kez Erzurum'da reddedilmişti. Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığı'na atandı. Bak, burada da bir yürütme etkisi kullanıyor artık temsiliyeti. İrade-i Milliye Gazetesi çıkarıldı. Basına önem veriliyor, iletişime önem veriliyor. Temsiliyeti 16 kişiye çıkarıldı ve tüm yurdu kapsar hale geldi. Artık ulusal bağımsızlık yoluna önemli adımlar atılıyor. Kongre sonrasında bu arada şöyle bir şey var Tonguç'um. Sivas Kongresi'ni durdurmak istiyor padişah. Daha doğrusu itiraf devletleri. İtiraf devletleri diyor ki padişah, ya biz sana bir adam gönderdik. Sen gittin bir adam gönderdin. Aynen böyle Türkçe'de güzel konuşamıyor tabii. Adamlar itiraf devleti. İtiraf devletleri yani. Pardon, nasıldı? İtiraf devletleri. İtiraf devletleri. Şimdi adam Samsun'a çıktı. Havza'da bilinç yaptı. Amasya'da kongre yaptı. Erzurum kongre. Ya sen nasıl bir adam gönderdin diye padişaha çıkıştılar. Padişah hemen Damat Ferit'e söyledi. Damat Ferit de Sivas Kongresi'ni durdurmak istedi. Sivas Kongresi'ni durdurmak için hatta Ali Galip diye bir adam, işte Fransızlar burayı işgal edecek, bir vali burayı işgal edecek diye Ali Galip olayı yaşattı. Ama yine de Sivas Kongresi vatansever kahramanlar tarafından toplandı ve kongre kararları alındı. Sonrasında Damat Ferit çıldırdı. Damat Ferit de isfat dedi. Kardeşim, ben istemediğim yerde durmam. Beni kimse sallamıyor. Ben şey değilim dedi. Ben de dingo değilim dedi. Ve aslında dingo, istifa etti. Ve bu da İstanbul Hükümeti'ne karşı kazanılan ilk siyasi başarımız oldu. Niye? Çünkü İstanbul Hükümeti bizi durdurmaya çalışıyor ama durduramıyor. Niye? Çünkü milli bağımsızlık hakim geliyor. Hadi bakalım, yap, yorumlara yaz. İyi çalışmalar Tomucuğum.